Merhabalar, günaydınlar herkese. Bugün boyun kırışıklıkları ve boyun gençleştirmeye ilgili neler yapabiliriz onlardan bahsedeceğim sizlere. Boyun %2 bizim yaşlanma izleriyle birlikte aslında boyun çoğu zaman es geçiren, pas geçiren ve hani boyuna yönelik çok işlem düşünülmeyen bölgeler arasında. Dolayısıyla hani belki de birçoklarımız işte alın bölgesi kırışıklıkları için botoks tedavilerine, diğer alanlar için dolgu tedavilerine birçok işlemler yaptırırken aslında boyun hep sırasını bekleyen durumdaydı. Şimdi boyunu artık biz o saklandığı yerden çıkarıyoruz ve artık boyunla ilgili özel işlemler yapıyoruz. Çünkü hastaları değerlendirirken yüz, boyun, eller aslında tüm dokuları bir arada değerlendirmek lazım. Ve dolayısıyla boyunun da yüze adapte olması ve ikisinin de aynı frekansta ilerlemesi lazım. Bence canlı ve dinamik gözükmenin yolu aslında topyekün değerlendirmekten geçiyor. Ben çoğu zaman hastalarımıza da anlatırken aslında orman dışarıdan baktığınız zaman yemyeşil ve çok güzeldir. Ama içine girip dallarına bakıp elinize bir büyüteç alırsanız birçok kusur görebilirsiniz diyorum. O yüzden de topyekün değerlendirme bu manada önemli. Bir adım geriye çıkıp aslında yüzü boyunla birlikte değerlendirmek lazım. Dolayısıyla biz boyunda gençleştirmeye çok önem veriyoruz artık. Boyun gençleştirmede uyguladığımız kombine tedaviler var ve ilk seçenek de aslında mezoterapi ürünleri bize bu noktada da çok yardımcı oluyor. Mezoterapi de hedeflediğimiz aslında boyundaki elastikiyet kaybını ve kolajen sentezini tetikleyerek aslında hücresel yenilenme kaskatlarını hayata geçirmek. Boyun ilk etapta çoğu zaman deri sarkıklığı, çizgilenmeler ve kas yapısında da deformasyonlar ile karşımıza çıkıyor. Biz çizgi olan alan bölgelerinde hücresel yenilenmeni yani kolajeni ve elastini tekrar hayata geçmesini istiyoruz ve bunu tetikleyecek ajanlar kullanıyoruz. Çok iyi elimizde güçlü kombine ajan tedavileri var. Dolayısıyla ilk etapta hep seçeneklerimiz aslında o bölgeye vitamin ve mineralden zengin mezoterapi ürünleri yaparak hücresel yenilenmeyi tetiklemek. Daha sonrasında tekrarlayan seanslarla aylık tedaviler uyguladığımız hastalığı. Daha sonrasında gene akıllı dolgularla destek alıyoruz. Akıllı dolgular hücresel yenilenmesi tamamlanmış ve gerçekten elastin ve kolajen sentezleriyle aslında canlanmış olan derinin tekrardan kırışıklık kaybolması için hacim yoksunluğunu halletmekte çok işimize yarıyor ve dolayısıyla hacim kaybını da böylece akıllı dolgularla halletmiş olabiliyoruz. Gene bence boyunda da kombine tedavi için çok uygun bir alan. Ne yapıyoruz? Fraksiyonel lazer ve PRP ile birlikte gene destek tedavileri uyguluyoruz. Aslında hep söylediğimiz bir şey var hastalarımıza. Hücresel yenilenme ve gençleşme mekanizmaları nasıl ki arabamızın yağını suyunu değiştiriyoruz ve belli periyotlarda onları servise götürüyoruz. Aynı bunun gibi aslında sürekli tekrarlayan seanslarla doktora, hekimlere gidilmesi gereken ve oradaki hücresel yenilenme kaskatlarını tetikleyecek uygun mineralleri, vitaminleri ve ajanları enjekte ederek başlayan bir süreç. Yemek yapmak gibi de benzetebiliriz. Biraz nane, biraz kekik, biraz biber gibi düşünün. Her şeyden parça parça koyarak aslında boyun bölgesinde de hücresel mekanizmanın hızlanarak hayata geçtiğini, ameliyatsız olarak da çok iyi toparlandığını görebiliyoruz. Çoğunlukla hastalarımız bize bu takip eden sürecin ne kadar olacağını da soruyorlar ve eşlik eden problemlerle birlikte bu sürecin bozulup bozulmayacağını da soruyorlar. Çünkü biz aslında gençleşmiş bir boyun vaat ederken aslında hastalarımıza onların dikkat etmesi gereken önerilerde bulunuyoruz. Çok kilo alıp vermekle aslında cildin elastin kaybından dolayı zaten kırışıklık olmaya her zaman aday hastalarımız. Dolayısıyla bu süreçte aslında kilo alıp vermeye dikkat etmek lazım. Öncesinde de hastalarımızın ciddi kilo kayıpları varsa oradaki elastin ve gene kolajenin kaybından kaynaklanan deformasyonlar olabiliyor. Boyun bölgesinde cerrahiye gitmeden yani cerrahi alternatif sonunda tabii ki de boyun germe yaptığımız zaman boyunu çekiyoruz ve fazla deriyi alıyoruz ve dolayısıyla oradaki pürüzsüz görüntüye kavuşabiliyoruz ama cerrahiye gitmeden destekleyici tedavilerle, ek önlemler ve tedbirlerle boyunda hücresel yenilenme mekanizmalarının hayata geçmesi gerçekten çok iyi sonuçlar alınabilir. Bu yüzden 4 ya da 5 seans aylık uygulamalarla yapılan kombine tedavileri herkese rahatlıkla önerebiliyoruz. Boyun gençleşmede eller ve yüz kadar önemli, bütünleştirici bir tarafı var diye bakabiliriz.
ve gerçekten boyunu artık maskelendiği, onu o gizli kaldığı yerden ortaya çıkarmak lazım. Bence gençleşmenin sırrı boyuna da özel ilgi ve anlam yükleyerek ona gerçekten hak ettiği değeri vermekten geçiyor diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.